istəyərdik Türkiyədən siyasi şərhçi Emrə Dinərlə birlikdə müzakirəmizi aparaq. Emrə bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Salamlayırıq sizi Bakıdan. Merhabalar, teşekkür ederiz. İstanbul'dan Azerbaycan'ın başkenti. Minnətdarıq biz sizə. Emrə bəy, son məlumatlara biz diqqət yetirsək, daha doğrusu Rusiya kütləvi informasiya vasitələri yazır ki, Putin Erdoğanla müzakirələrdən sonra atəşkəslə bağlı qərar verdi. Sizcə hal-hazırda Türkiyənin münaqişənin həllində rolu nədən ibarətdir və son danışıqları necə dəyərləndirirsiniz? Şimdi aslında netice itibariyle Türkiye'nin gerçekten özellikle Rusya-Ukrayna savaşı arasında çok büyük bir rol üstlendiğini biliyoruz. Tahıl koridoru, esir takasları noktasında. Ama esas mesele aslında şu, özellikle Rusya-Ukrayna savaşı da 2023 yılında dünyayı neler bekliyor? Bence esas irdelenmesi gereken soru bu. Netice itibariyle hali hazırda 360 günden, yani 357. gün bugün Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ve 24 Şubat'ta da birinci yıla girmesi bekleniyor ama 2023 gerçekten çok Rusya-Ukrayna Savaşı'nda pek net bir barış tablosu çizecek bir yıl olmayacak. Netice itibariyle savaşın daha da özellikle 3 ay sonra zaman diliminde, kıştan sonra daha da artması bekleniyor şiddetin. Şimdi nedenlerine bir bakacak olursak, biliyorsunuz Rusya-Ukrayna Savaşı'nın barıştaki tesisi az önce de ifade ettiğimiz gibi kolay bir durum değil. Çünkü Rusya'nın istediği işte Ukrayna'nın silahsızlaştırılması, Avrupa Birliği'nin desteğini çekmesi, Amerika Birleşik Devletleri ve NATO'nun da tabii ki desteğini çekmesi, Kırım'ın tanınması, işte Donetsk, Luhansk bölgelerinin ilhak etmesinin ardından bunun uluslararası kamuoyunda tanınmasını istiyor. Netice itibariyle Ukrayna açısından baktığımız zaman onlar da Rusya'nın, Rusya-Ukrayna, Kırım da dahil olmak üzere askerlerini çekmesi, Ukrayna'ya tekrardan yeniden iade etmesini bekliyor. Netice itibariyle tarafların birbirlerine yönelik şartları masaya baktığımız zaman oldukça zor. Ama bunun tabii ki bu zorlukların birçok yansımaları da olacak. Özellikle 2023'ün Mart ayından ve tabii ki yaz ayına kadar. İşte mesela az önce ifade ettiğiniz gibi siz programda açılışta 36 saatlik bir Noel ateşkesi kamuoyunda duyuruldu Putin tarafından. Patrick Lent izin alınıp bu şekilde bir ateşkes ilan edildi. Bu ateşkes ilan edilmesinin tamamen bir strateji olduğu görüşündeyim. Çünkü Putin biliyorsunuz 2024'te iki kritik ülkede seçim gerçekleştirecek. Birincisi Amerika Birleşik Devletleri, ikincisi de Rusya'da. Dolayısıyla Putin şu saatten itibaren doğal olarak, çünkü uzayın bir savaş var, 3 ay içinde biz orayı alırız dedi. Halihazırda savaş bir yıl tamamlanıyor. Rusya-Ukrayna Savaşı. Dolayısıyla artık Putin kendi siyasi yaşamını garantilemek için biraz da iç kamuoyuna oynayan ve uluslararası arenada biraz daha şirin gözükmek, daha insancıl gözükmek konusunda bir manevra yapıyor, bir taktik yapıyor. Ama şimdi Rusya-Ukrayna Savaşı'nda da özellikle bakın ilerleyen zamanlarda Batı'nın silah desteğinin azalacağını duyacağız. Yani Almanya bugün değerli konunuz, az önce dinledim programa bağlanma süresi zarfında. Gerçekten de inanılmaz derecede bir şey var, bir desteği var şu anda ama Avrupa Birliği de çok kötüdür bunda. Şimdi Avrupa Birliği maddi anlamda zayıflama devresine girdi. Enerji krizi var. Enerji krizinin müsebbibi Rusya. Rusya resmen Avrupa ile Rus ruleti oynuyor. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nin silah desteği, Ukrayna'ya olan silah desteği Putin'in işine de yarıyor bir bakıma. Dolayısıyla önümüzde çok kritik hamleler var. İşte bunlardan bir tanesi bu. Ukrayna'ya karşı dış yardımın azalması var. Ondan sonra Zelenski'nin siyasi kariyerine ilgili
bir takım sorunların, bir takım karmaşanın da olacağı ifade ediliyor. Yine bunları uluslararası ilişkiler uzmanları değerlendiriyor. Netice itibariyle şimdi biliyorsunuz özellikle bir müzakere yani bir müzakere masasının oluşturulması isteniyor. En önemli toplantı Ankara'da gerçekleşecek değil. Çünkü Türkiye gerçekten etkin bir diplomasi ve özellikle Birleşmiş Milletler'in NATO'nun tamamını parantez içinde söylüyorum. Tamamından daha fazla bir şey verdi. Daha fazla bir efor verdi. Dolayısıyla bu tür kritik toplantıların Ankara'da olması oldukça doğal. Şimdi şu soruya gelelim. Rusya lideri Putin'le Zelenski görüşecekler mi? Önümüzdeki süreçte belki de böylesi bir alternatifin de ortaya çıkması beklenebilir. Çünkü az önce gelecek olursa 400 askerin son dönemlerde Rus ordusunun bir anda ölmesi kamuoyunda Moskova'da özellikle bir infiale neden oldu. Putin yakın bir zamanda kendisine yönelik bir darbe de bekleyebilir. Netice itibariyle muhaliflerin özellikle Avrupa Birliği tarafından bir takım işte gerek enformasyon gerekse maddi anlamda daha çok ön plana çıkacağı bir tabloyu da önümüzdeki zaman diliminde görmüş olacağız. Görmüş olabiliriz daha doğrusu. Dolayısıyla şimdi esas mesele gerçek manada Rusya-Ukrayna Savaşı'nın daha uzun vadeye yayılacağı 2023'ten yani 2024-2025'lere kadar görebiliriz. Yani savaş içselleştirilecek bir noktaya getiriliyor. Yani o şekilde bir tablo var önümüzde. Yani normal yaşamda işte Filistin'de olduğu gibi işte Suriye'de olduğu gibi bir içselleştirilmiş bir yaşama entegre olmuş. Savaş bir yandan devam ederken yaşam da bir yandan devam ediyor noktasında. Yani yeni bir Suriye bölgesi. Hani şey olarak diyorum, istikrarsızlık bölgesi olarak söylüyorum. Filistin gibi yine istikrarsızlık bölgesi. Kafkaslar'da da yine bir istikrarsızlık şüphesiz ki bu noktaya doğru evrileceği öngörülüyor. Ama şu şimdi Rusya'daki seçimler savaşın boyutunu elbette etkileyecektir. Amerika Birleşik Devletleri'nin 2024 başkanlık seçimlerinde de yine savaşın gidişatını bir noktada etkileyecektir. Dolayısıyla Rusya'ya gelen olası bir Putin'den sonrası başka bir hükümette yine bu sorunu çözecek ölçüde olmayacaktır. Çünkü Rusya-Ukrayna savaşı istikrarsızlaştırılmaya doğru gerçekten hızlı bir şekilde gidiyor ve dediğim gibi 2023 yılında dolayısıyla iki lider arasında bir görüşmeden öte pek bir gelişme bence yaşanmayacak ama az önce de ifade ettiğim gibi tekrarlamakta yarar var. Özellikle Ukrayna'ya olan dış yardım Avrupa Birliği'nin maddi ölçüde yani ekonomik anlamda bir çöküntüyle karşı karşıya resesyon riski var birçok ülkede. Dolayısıyla Ukrayna'ya bu anlamda yardımların azaltılması, işte yardımlar azaltılacak şeklindeki duyumları halihazırda çok fazla duyacağız gibi değerlendirebiliriz. Çok sağ olun, çok minnettarım biz size Emre Bey. Fişer Bey, siz...